benim ve yıllarca bu ülkede bakanlık yapmış olan arkadaşımıza, bakanımıza bu şekilde bir taraftan hakaret, bir taraftan tehdit savuracaksın. Kusura bakma. Benim bakanım da Hüdayi Nabit birisi değil, onun da arkasında tamamıyla bizler var. Bizler var. Ve doğrusu bakanımıza yönelik bu tehdidi ve hakareti gerçekten bir genel başkana yakıştıramadım. Çünkü bu çok çok üzücüydü. Buna yol arkadaşımı feda edemem. Bunu bir defa bilmeleri lazım. Zira benim bu yol arkadaşımın yakından uzaktan ırkçılıkla bir alakası yok. Kökeni Kürt olabilir. Ama kendisi bir defa bu ülkede, bu millete hizmet etmenin şuurunda onun aşkını yaşamış olan bir yol arkadaşımdır. Niye hedef saptırıyoruz? Niye böyle bir damgalama yapıyoruz? Bunu bir tarafa koyalım bir defa. Üstelik bu bakanımızın şehrine ve ülkesine ne büyük hizmetler yaptığının en yakın şahidi bizleriz. Hiçbir arkadaşımızın işini yaptığı için istiskaline, hakarete uğramasına, tehdit edilmesine göz yumamayız. Esasen bizim ne Türk'le, ne Türklük'le, ne de söz konusu metindeki